Herkese iyi akşamlar. Ben Sıfırdan Zirve Girişimcilik Topluluğu Öğrenci Başkanı Kubilay Cosmanoğlu. Bugün sizlerle kıymetli Çağdaş Hocamızın katkılarıyla LinkedIn'i nasıl kullanıldığıyla alakalı tahminimizce ve beklentimizce çok faydalı bir etkinlik yapacağız. Etkinliğin faydalı olacağı konusunda da eminiz çünkü Çağdaş Hoca'ya bu noktada itimatımız tam. Hocam sizler de eğer hazırsanız yavaştan başlayabiliriz. Teşekkür ederim. Değerli hocalarım, öncelikle iyi akşamlar. Değerli öğrenci arkadaşlarım, size de iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Bu benim ilk eğitimlerimden birisi. Hani bu nedenle birazcık heyecanlıyım. Sürçülisan edersem affola. Bugünkü etkinlikte LinkedIn'in genel olarak kullanımından bahsetmeye çalışacağım. Kişisel olarak uzun yıllardır, yaklaşık 4-5 yıldır bu platformu kullanmaya çalışıyorum. Umarım da platformla ilgili işinize yarayacak şeyler paylaşacağım bugün. Platformu iki aşamalı şekilde anlatmayı planlıyorum. Öncelikle ilk aşamada kısa bir sunumum olacak. Bu sunumda genel olarak LinkedIn nedir, bu platformu kimler kullanıyor ve LinkedIn'le ilgili çeşitli istatistikler paylaşacağım. İkinci aşamada da platformu uygulamalı olarak beraber inceliyor olacağız. Ben hemen bir ekranımı paylaşayım. Şöyle sunumdan başlayayım hızlıca. Görüntüde bir problem var mı? Hayır. Ha, net görebiliyorsunuz. Tamam. Evet. Şimdi LinkedIn dünyanın internet ortamındaki en geniş profesyonel ağıdır. Bu ne demek? Diğer bütün sosyal medya platformlarında profesyonellik olgusu yok. Sadece LinkedIn'de var demek. LinkedIn'de siz iş bulabiliyorsunuz, staj bulabiliyorsunuz, profesyonel ilişkiler kurabiliyorsunuz ve kariyerinizde başarılı olmak için ihtiyacınız olan becerileri uzman kişilerden öğrenebiliyorsunuz. Diyelim kısaca. Pardon. LinkedIn'de kimler bulunuyor? İşletme sahipleri var. Öğrenciler var, iş arayanlar var, çeşitli sektörlerde çalışanlar var. Bu çalışanlar her kademeden olabilir. Bir şirketteki en alt kademeden en üst kademeye kadar kişiler LinkedIn'de bulunabiliyor. Üniversiteler kendileri bu platformda bulunuyorlar. Özel şirketler bulunuyor, kamu kurumları bulunuyor. Yine dernek ve sivil toplum kuruluşları da bu platformda yer alıyor. Yani insanlar da var, kuruluşlar da var. LinkedIn'i nasıl kullanıyoruz? LinkedIn profesyonel bir sosyal medya platformu. Bu platform üzerinden kişilerle bağlantı kurabiliyoruz. Gruplara üye olabiliyoruz. Bir makale, fotoğraf, video veya fikir paylaşabiliyoruz. LinkedIn'e üye olmak da çok basit. Üyelik için bir tane e-posta adresi olması yeterli. Sonrasında web sitesinden giriş yaptığınızda üyeliği gerçekleştirebiliyorsunuz. Profilinize neler bulunur? LinkedIn profilini şu şekilde algılamak gerekiyor. LinkedIn profili bir çeşit CV. Yani sizin CV'nizde ne bulunuyorsa LinkedIn profilinizde de aslında bu bulunuyor. O yüzden işte günümüz, ya yani 2018'den sonra LinkedIn yoğun olarak kullanılmaya başlandıktan sonra artık birçok insan kaynakları profesyoneli kişilerin LinkedIn hesabını kesinlikle inceliyor. Sizin de tabii bazı şirketlere CV verme durumunuz olmayabilir ama bu kişiler sizi LinkedIn üzerinden yaptığınız başvurudan görüp profilinizden inceleyebilir. Yani profilimiz kendi CV'miz gibi düşüneceğiz. LinkedIn'de adımız, soyadımız, bir adet profil fotoğrafımız bulunuyor. Yine profil fotoğrafımızın altında mesleğimiz yazıyor. Ayrıca işte iletişim bilgileri bulunuyor. İsterseniz doğum tarihinizi, mail adresinizi vesaire açık hale getirebiliyorsunuz. Yine open to work denen bir kavram var LinkedIn'de. Yani yeni fırsatlara açık demek. Yeni işlere açık demek. Bunu genelde özel sektördeki insanlar bir başka firmadan teklif geldiği takdirde değerlendirebilirim demek için kullanıyor. Kişisel sayfanızda işte deneyimleriniz, öğrenim bilgileriniz, yetenekleriniz, bu yetenekleri diğer kullanıcılar onaylayabiliyor. Bununla ilgili birazdan uygulama kısmında örnekleri göstereceğim. İlgi alanlarınız neler? Başarılarınız var mı? Sertifikalar, projeler, kurslar, gönüllülük projeleri gibi
İşte aldığınız ödüller, kabul aldığınız projeler vesaire, bunların hepsinin eklendiği bölümler var. Şimdi LinkedIn'den biraz istatistik paylaşacağım ki biz bu LinkedIn'in tam olarak aslında ne derecede önemli olduğunu anlayabilelim. Kullanıcı sayısı 610 milyon. Arkadaşlar, LinkedIn'in kullanıcı sayısı 2018'de 150 milyon civarındaydı. 2021'de bu istatistik, bu arada çok güncel bir istatistik. Bir web sitesi var sürekli LinkedIn'in istatistiklerini paylaşan. Şu an 610 milyon aktif üyesi bulunuyor. Kullanıcısı bulunuyor LinkedIn platformunun. Her yılda ortalama 100 milyon yeni kullanıcı bu platforma kaydoluyor. Etiyopya var bu bize istatistikleri sağlayan kurum. LinkedIn'in aktif kullanıcı sayısını aylık olarak 260 milyon olarak belirtiyor. Kullanıcıların %40'ı da günlük olarak hesaplarını kontrol ediyor. Yani burası üye olunup sonradan terk edilen bir sosyal medya platformu değil. İnsanların sürekli güncel olarak takip ettiği bir yer. Buradaki kullanıcıların 61 milyonu yönetici pozisyonunda çalışıyor. LinkedIn'le ilgili şöyle bir şey var. Herhangi bir şirkette özellikle uzman ve uzmandan üstün kademelerde çalışıyorsanız, herhangi bir yöneticiyseniz kesinlikle LinkedIn profili oluşturmanız gerekiyor. Çünkü sektörünüzdeki diğer sizin aynı pozisyondaki insanları görmek, onlarla bağlantı kurmak işinizi çok kolaylaştırıyor. 40 milyon kullanıcı da şirketlerin karar alma mekanizmasında rol oynuyor. Yani üst yönetiminde rol oynuyor. İşte genel müdür, genel müdür yardımcısı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi gibi. Fortune'un ilk 500 listesinde de en çok kullanılan sosyal ağ LinkedIn olarak görünüyor. Burada bir istatistik var. Bu sizin için önemli arkadaşlar. LinkedIn'de 2000 ve sonrasında doğan 87 milyon kullanıcı var ve bunun sayısı da gitgide artıyor. Yine LinkedIn'in bir mobil uygulaması var. Bunun da aylık 63 milyon kullanıcısı var. Burada başka paylaşmak istediğim bir istatistik. Fotoğraflı profiller 21 kat daha fazla görüntülenme, 36 kat daha fazla mesaj alıyor fotoğrafsız profillere göre. Bu yüzden bir profil fotoğrafı kullanmak LinkedIn'de çok önemli. LinkedIn'de kullanacağınız profil fotoğrafı da diğer sosyal medya mecralarında kullandığınız fotoğraflardan biraz farklı olması, biraz daha profesyonel olması gerekiyor. Bu noktada işte bir vesikalık fotoğraf olabilir veya daha böyle formal giyindiğiniz bir şeyle, kıyafetle çekilmiş bir fotoğraf olabilir. Kullanıcıların %44'ü kadın. Yarı yarıya neredeyse bir kullanıcı eşitliği var diyebiliriz. Yine LinkedIn'in SlideShare diye bir uygulaması var. Bunu bilmiyorum, belki denk gelmişsinizdir. SlideShare bir sunum paylaşma platformu, bir web sitesi. Bazen işte ödevlerinizle ilgili araştırma yaptığınızda bu web sitesine denk gelebilirsiniz. Yani bu web sitesinde genelde oluyor. Kullanmanızı tavsiye ederim. Nitekim 18 milyonda içeriği var. Şimdi diğer bir önemli nokta, B2B pazarlamacılarının %94'ü LinkedIn'i kullanıyor. Şimdi B2B pazarlamacısı ne demek? İşletmeden işletmeye yapılan satışlarda pazarlama biriminde görev alan kişiler. Yani bunlar aslında arkadaşlar siz oluyorsunuz. Nasıl oluyor bu? Sizin çalıştığınız firma bitmiş bir ürün de üretiyor olsa, endüstriyel bir ürün de üretiyor olsa, eğer ihracat yapıyorsa, ihracat yaptığı ülkede bir partner buluyor kendine. Bu bir distribütör olabilir, bir toptancı olabilir veya işte bir kullanıcı firma olabilir. Şimdi siz bu B2B ilişkinin içerisinde olduğunuz için LinkedIn'i kullanarak karşıdaki firmanın, yurt dışındaki firmanın istediğiniz pozisyona, yani diyelim ki siz burada ihracat departmanındasınız, karşıdaki firmanın da ithalat departmanında çalışan kişileri LinkedIn üzerinden görebiliyorsunuz. Bu da onlarla bağlantı kurmanızda çok büyük fayda sağlıyor. Nitekim dediğim gibi çalıştığınız firma doğrudan son kullanıcıya ait bir ürün üretiyor bile olsa, yine ihracat yapılan ülkede bir partner firmaya ihtiyaç oluyor. Oradaki firmalarla iletişime geçmek için de LinkedIn gayet güzel bir platform. LinkedIn'in ana sayfasında bulunan içerikler haftada 9 milyar kez görüntüleniyor. Ama bu 610 milyon LinkedIn kullanıcısının haftalık düzenli olarak içerik yayınlayan
Kişi sayısı sadece 3 milyon. Yine pazarlama uzmanlarının %91'i kaliteli içerikler için LinkedIn'i kullanıyor. Makale yine LinkedIn üzerinden çokça yayınlanıyor. Akademik anlamda da yaklaşık 1 milyon kullanıcı dünya üzerinde, platform üzerinde bugüne kadar makale yayınlamış. LinkedIn'de makale okuyan kişilerin %42'si üst düzey konumlarda. Yani bu şu demek, biz eğer sektöre yönelik bir makale veya işte bir yazı vesaire yayınlıyorsak burada, bunu gerçekten üst düzey yöneticiler LinkedIn üzerinde görüyor ve kendi firmalarında karar alıcı tarafta oldukları için belki uygulama durumları da olabiliyor. O yüzden LinkedIn önemli. Platformda aylık 130 bin makale yayınlanıyor. Burada biraz makalelerle ilgili bilgiler var. Çok buralara girip hani sizi sıkmak istemiyorum ama burada bu makalelerin yaklaşık yarısını işte Richard Branson, Guy Kawasaki ve Gary Vaynerchuk gibi LinkedIn fenomenleri yazıyor. Bu kişiler genelde LinkedIn'de makaleler yayınlayan ve bunu çokça kişiye ulaştıran insanlar oluyor. LinkedIn, Facebook ve Twitter'a göre 3 kat daha fazla etkileşim alıyor ve son olarak kurumsal siteleri olan trafiğin %46'sı LinkedIn'den geliyor. Şu demek, herhangi bir firmaya LinkedIn üzerinden firmanın web sitesine ulaşan kişilerin oranı %46. Yani 100 kişi bir firmanın web sitesini ziyaret ediyorsa bunların neredeyse yarısı LinkedIn üzerinden firmanın web sitesini bulup geliyor. Şimdi bu sunum kısmı bu kadar. Bundan sonrasını ben uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Şimdi bu arada linkedin.com'a girdiğiniz zaman herhangi bir üyeliğiniz yoksa bakın böyle bir sayfa sizi karşılayacak. Buradan hemen katıla bastığınız zaman e-posta ve şifre girdikten sonra direkt kayıt işlemimiz tamamlanmış oluyor. Çok basit. Şimdi geleyim buradan ana sayfadan başlayayım anlatmaya. Şimdi LinkedIn'de profil oluşturduktan sonra giriş yaptığınızda sizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada ana sayfa, ağım, iş ilanları, mesajlaşma, bildirimler ve kendi profilinizi, ayarlarınızı görebileceğiniz bir kısım bulunuyor. Şimdi sol taraftan başlıyorum. Burada adınız, soyadınız ve göreviniz, yani yaptığınız meslek yer alıyor. Profilinizi kimler görüntüledi diye bir bölüm var. LinkedIn'de bir kullanıcı sizin profilinize girdiyse, profilinizi kontrol ettiyse bunun 5 kişisini, bu kişilerden 5'ini ücretsiz olarak görebiliyorsunuz. Bu arada LinkedIn'in bir de premium bölümü var. Ama çok tavsiye etmiyorum. Çünkü bizim gibi tamamen işi LinkedIn'e bağlı olmayan kişiler için bu çok bence gerekli değil ve ücretleri de çok yüksek bu arada. Bakın geçen 3 ay içerisinde 170 kişi benim profilimi görüntülemiş. %86 oranında geçen haftadan beri bir düşüş olmuş. Yani geçen haftadan beri benim profilime daha az insan giriyor. Bakın burada işte benim profilime giren ben 4 kişiyi görebiliyorum. Geri geliyorum, devam ediyorum. Yine ana sayfadan. Yayınınız için görüntülenme var. Bu da benim yaptığım aktiviteleri kaç kişinin gördüğünü ben burada takip edebiliyorum. Diyelim ki ben mesela Harvard Medical School'dan koronavirüsle ilgili bir sertifika almıştım. Bakın bu sertifikayı 418 kişi görüntülemiş. Buradan bunun istatistiğini de görebiliyorum. Bu da eski çalıştığım firmadaki bir üründü mesela. Bunu 524 kişi girmiş. Gibi bakın böyle bu şekilde paylaştığım yazılar vesaire var. Bunları kaç kişinin gördüğünü buradan tespit edebiliyorum. LinkedIn'in böyle bir avantajı var. Yine burada işte dediğim gibi premium üyelik için devam edebiliriz. Girmemize herhangi bir şekilde gerek yok. Bir de sayfaların bölümü var. Yani LinkedIn'den bir profil sahibi olduğunuz zaman ayrıca bir de sayfa açabiliyorsunuz. Öyle bir imkanı var. Bu bizim fakültemizin LinkedIn sayfası. Ben burada yönetici olarak görünüyorum. Bakın yine burada biz güncel tutmaya çalışıyoruz burayı. Çeşitli yenilikler olduğu zaman burada paylaşmaya çalışıyoruz. Bu arada bu eğitim vesilesiyle de bu hesabı da LinkedIn üzerinden profil oluşturduktan sonra takip ederseniz memnun oluruz. Devam ediyorum. Şimdi burada en yeni bölüm var. Bu en yeni demek gruplar, etkinlikler ve takip edilen hashtaglerden benim en son kullandıklarımı gösteriyor. Şimdi gruplar bölümünden başlayalım. Gruplar şu işe yarıyor.
Mesela ben Sleep Comfort Professionals diye bir gruba girmişim. Ben daha öncesinde yatak sektöründe faaliyet gösteren bir firmada çalıştığım için bu şekilde böyle endüstriyel gruplar oluyor. Kişilerin üye olduğu. Bakın 6293 üye var. Ben burayı nasıl kullanıyordum? Şöyle kullanıyordum. Bu arada bu sizin işinize çok yarayabilir. Hem staj yaptığınız firmada hem de ileride görev alacağınız firmada. Diyelim ki çalıştığınız firmada ihracat pozisyonunda görev alıyorsunuz. Müşteri bulmanız isteniyor sizden. Hani LinkedIn bu işin en basit yöntemi. Bakın böyle bir gruba ben girdikten sonra bakın buradaki üyeleri görüyorum. Buradan bakıyorum. Mesela bu beyefendi işte daha önce ben mesela bunu tanımıyordum. Ama buradan bakıyorum. Bakın Wellness Expert diye işte üretici bir firmada çalışıyormuş. Ne yaptım? İşte bu kişiyle iletişime, bağlantıya geçiyorum ve kendisine mesaj gönderebiliyorum. Bakın hani benim çalıştığım sektörde de sektörle ilgili de işte yatakla ilgili şeyler paylaşmış. Burada zaten bakın belirtmiş. Bu şekilde hani kendisiyle iletişime geçtiğim zaman benim için potansiyel bir müşteri olabilir. Devam ediyorum. Yine bakın burada insan kaynakları uzmanları işte Elsevier'in mesela Transportation diye bir grubu var. Buraya ben lojistik alanında ilerleyen zamanlarda doktorada çalışmak için şu an yüksek lisansı da çalışıyorum. Hani çalışmalarımda insanlar dünyada neler yapıyor aslında onları görmek için böyle bir gruba üye olmuştum. Burada da işte kişilerin neler paylaştığını vesaire görebiliyorum. İşte diyelim ki yurt dışında iyi bir üniversitede bir hoca varsa burada eğer bir makale vesaire paylaştıysa ben buradan rahatlıkla görebiliyorum. Böyle de bir işe yarıyor. Onun dışında gruplardan son bizim üniversitemizin Uluslararası Ticaret ve Lojistik mezunları ile ilgili kurduğumuz bir grup var arkadaşlar. Buraya da şu an öğrenci olan arkadaşlar da mezun olan arkadaşlar da katılabilir. Abi her şey var da. Bunun linkini de ben paylaşırım. Sizle bu gruba da katılabilirsiniz. Yine ana sayfadan devam edeyim anlatmaya. Şimdi sol taraftaki menüler bu kadar. Bizim bu akış olarak gördüğümüz yer hepimizin sosyal mecralardan alışık olduğu üzere gönderilerin olduğu bölümler arkadaşlar. Bakın mesela bu kişi iş arıyormuş. I've been looking for işte software developer engineering yani yazılım geliştirmede mesela bir iş arıyormuş. Burada bu şekilde kendisi paylaşıyor. Onun dışında işte Google mesela şirketler, büyük şirketler de yine burada paylaşımlarda bulunuyor. Bakın mesela Austin Teknik Üniversitesi'ne de bir etkinlik varmış. İşte bu da yine buradan paylaşılıyor. Sağ tarafta akışınıza ekleyeyim diye bir bölüm var. Burada bir büyük şirketler oluyor genellikle veya işte çok connection sayısı, bağlantı sayısı dolmuş. LinkedIn'de bir bağlantı sayısı sınırı var arkadaşlar. 30 bin bağlantınız olduğu zaman yani 30 bin diğer sosyal medya mecralarıyla karşılaştırırsak 30 bin arkadaşınız olduğu zaman artık yeni bağlantı kabul edememeye başlıyorsunuz. Ondan sonra insanlar bir şeyler sizi takip etmeye başlıyor. Mesela bakın Ali Ülker varmış. Yıldız Holding'in CEO'su. Mesela ben onu artık onunla ben mesela bağlantı kur isteği gönderebiliyorum. Ama muhtemelen dolduğu için sadece takip et butonu geliyor. Sadece kendisini ben burada takip edebiliyorum. Onun dışında ana sayfa sekmesi bu şekilde. Buradan arama bölümü var arkadaşlar. Buradan herhangi ulaşmak istediğiniz bir kişiyle ilgili arama yapabiliyorsunuz. Profillerine ulaşabiliyorsunuz. Ağım bölümüne gelelim. Ağım demek bağlantılarınızın olduğu yer demek arkadaşlar. Eğer size burada bir bağlantı isteği gelirse burada görünüyor. Kabul edebiliyorsunuz, reddedebiliyorsunuz. Size burada etkinlikler tavsiye ediyor arkadaşlar. Bakın farklı şeylerde, topluluklarda etkinlikler düzenleniyor. Buradan bu etkinliklere de katılabilirsiniz. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi şirketinden tanıyor olabileceğiniz kişiler. Burada siz LinkedIn'de eğer network'ünüzü genişletmek istiyorsanız bu ağım kısmını çok kullanacaksınız. Yani buradan siz insanlarla bağlantı kurduğunuz zaman onlar sizin network'ünüze eklenmiş olacak. Burada da LinkedIn şöyle bir güzellik sunuyor bize. Çalıştığımız şirkette veya çalıştığımız kurumu buraya getiriyor ve bu kurumda çalışan diğer kişiler de eğer açtıkları profillerde bunu belirttilerse burada hepsi görünebiliyor.
İşte bakın hocalarımız var, araştırma görevlileri var, öğrenci arkadaşlar var burada. Yine bakın benim eski mezun olduğum lisansımı aldığım Gazi Üniversitesi'nin yine burada bakın kişiler var. Sizinle benzer pozisyonlarda iş yapan kişiler yine burada çıkıyor. Bu şekilde insanlarla bağlantınızı kurup arttırabiliyorsunuz. Yine işte ekonomist gibi, işte Deep Learning Türkiye gibi, işte üniversiteleri, TÜBİTAK'ı vesaire de buradan böyle takip edebiliyorsunuz. Onun dışında sol tarafta bakın bağlantı bölümü var. Bunlar benim toplam 5000 bağlantım varmış LinkedIn üzerinde. Dediğim gibi 30.000 sınır. 5000 de aslında ciddi iyi bir rakam çünkü ben uzun yıllardır kullanıyorum. Sizi en son ekleyen kişiden, en son bağlantı kurduğunuz kişiden ilk bağlantı kurduğunuz kişiye doğru gider. Diyelim ki biri beni ekledi mesela, ben kabul ettim onu. Sonradan o kişiye ulaşmak istiyorum. Buradan bağlantı bölümüne geldiğimde bakın yeni eklenen diye burada sıralama ölçütünden belirlediğim zaman en son eklediğim kişi gelir. Veya burada işte adı ve soyadına göre de sıralama yapabiliyoruz. Veya çeşitli filtreler uygulayabiliyoruz. Gelelim takım arkadaşı diye bir bölüm var. Burada benim takım arkadaşım Mustafa Hoca görünüyor. Bunun da sebebi şu. Bu üniversitemizdeki mezunlara yönelik kurduğumuz grubun admini Mustafa Hoca ve ben olduğumuz için burada takım arkadaşı olarak görünüyor. Yine kişiler cep telefonunda bilgilerinizin bulunduğu kişiler oluyor. Takip ettiğiniz kişiler demin bahsettiğim gibi bağlantı kuramadığınızda takip edebiliyorsunuz. İşte etkinlikler, takip ettiğiniz sayfalar, haber bültenleri gibi burada da bölümler var. Gelelim bizim için en önemli olacak kısma. İş ilanları bölümüne. Şimdi iş ilanları bölümünde öncelikle size burada bakın bazı işler tavsiye ediyor. Sizin sahip olduğunuz deneyime göre. Bu işlere buradan herhangi bir şekilde bir ünvan yazarak da, bir şehir belirleyerek de buradan rahatlıkla iş arayabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki Sakarya'daki işlere bakalım beraber. Production Supervisor'ı varmış mesela. Bu İzmit'teymiş. Hani Sakarya'ya yakın olduğu için İzmit'i gösteriyor. Bakın burada istedikleri bütün kriterler yazıyor. İşte Novartis diye bir firma mesela depo sorumlusu arıyormuş. Burada işte SAP vesaire bilmesini istiyor muhtemelen. Bakın burada hani minimum gereklilikleri de yazmışlar. Bu şekilde buradan başvuru yapabiliyorsunuz. Şimdi buradan başvuru dediğim zaman bu beni muhtemelen başka bir siteye yönlendirecek. Çünkü burada bir dış bağlantı işareti var. Bazı işler de var ki LinkedIn üzerinden doğrudan kolayca başvuru yapabiliyorsunuz. Mesela bakın bu mali kontrol ve bütçe uzmanı ilanı gibi. Ben buna demin en başta da bahsettiğim gibi LinkedIn bir CV'dir. LinkedIn profili bir CV olduğu için. Buradan ben kolay başvuru dediğim zaman bakın burada bir en son burada iş ilanları bölümüne gelmiştik. İş ilanları bölümünde sizin için tavsiye edilen iş ilanları bulunuyor burada. Tabii bunlar farklı şehirlerde olabilir. Benim LinkedIn hesabımda eskiden adresim Ankara göründüğü için bakın Ankara'daki ilanlar çıkıyor. Burada hemen Sakarya'daki ilanlara bakalım. Araba yap dediğimiz zaman bakın Sakarya'daki yayınlanan iş ilanları burada görünüyor. İş ilanının yayınlandığı tarih, işte istenen deneyim düzeyi, şirket, işin türü gibi böyle burada filtreler belirleyebiliyorsunuz. Mesela işte dış ticaret pazarlama sorumlusu arıyormuş. Engin Tarım diye bir firma. Bakın burada üniversitenin ilgili bölümlerinden mezun. İşte 3 yıl ithalat ihracatta tecrübeli. İngilizce konuşma ve yazmada iyi derecede olan. İşte gümrük prosedürünü bilen gibi böyle işte aynı şeydeki mantık. Diğer bu iş ilanlarının bulunduğu sitelerdeki mantıkla aynı şekilde çalışıyor. Şimdi bir eğer burada bir iş ilanının böyle başvuru tuşunun yanında şöyle bir ibare bulunuyorsa bu sizi başka bir siteye yönlendirecek demek. Yani LinkedIn dışında bir yerden başvurunuzu alacaklar demek. Ama bakın mesela bütçe ve raporlama uzmanı arıyormuş Otokar. Burada bakın kolay başvuru diye bir şey yazıyor ilanın altında. İsterseniz bunu direkt seçip sadece o ilanlara da bakabilirsiniz. Önce bahsettiğim gibi
Sunumun başında bahsettiğim gibi yani LinkedIn sizin bir nevi CV'niz oluyor. Yani LinkedIn profilinize giren bir kişi sizin CV'nizde bulunan bilgileri aslında görmüş oluyor. O yüzden birçok firma böyle işte kolay başvuruyu direkt LinkedIn üzerinden alıyor. Diyelim ki ben mesela bu ilana başvurdum. Direkt tıkladığımda bakın benden güncel bir özgeçmiş istiyor. Ben bunu daha önce 14.07.2020 tarihinde buraya yüklemişim. Sıfırdan da yükleyebilirsiniz. İşte ileri diyoruz. İletişim bilgilerinizi isteyecek. Cep telefonu vesaire. İşte gözden geçirin deyince bakın hepsini tek tek gösteriyor. İşte özgeçmişiniz, iletişim bilgileriniz, otokar, otomotiv ve savunma sanayi aşağıydı. Takip etmiş oluyorsunuz. Başvuruyu gönder dediğinizde başvurunuz karşı tarafa ulaşıyor. Karşı tarafın burada ilk gördüğü şey de sizin LinkedIn profiliniz. Yani LinkedIn'de olmak bu kadar önemli. Yine burada bakın birçok farklı iş ilanı var. Burada sanırım tüm filtreler içerisinden yakınlık da belirleyebiliyorsunuz. Yani işte Sakarya adresine 40 kilometre yakınlığındaki şirketler diye böyle bu şekilde çeşitli filtrelerle iş arayabiliyorsunuz. Şimdi tekrar ana sayfaya döneyim. Şimdi ağın kısmını hallettik. İş ilanları kısmını hallettik. Mesajlaşma bölümü arkadaşlar normal diğer mecralar gibi işte size başka kullanıcılardan mesajlar geliyor. Siz de bu kişilerle görüştükten sonra işte bir işle ilgiliyse bu başka bir ortama geçebiliyorsunuz. İşte mail ortamına vesaire geçebiliyorsunuz ama genelde ilk konuşmalar burada üzerinden yapılıyor. Bildirimler kısmı eğer çok önemli bir bildirim varsa onu size LinkedIn gönderiyor. İşte bir bağlantınız mesela üniversiteden mezun olduysa veya yeni bir işe girdiyse bunu önce siz buradan görebiliyorsunuz. Ben bölümüne tıkladığınızda ya profilinize gidebilirsiniz. Ayarlar ve gizlilik kısmına gidip çeşitli ayarlar değiştirebilirsiniz. Yardım olabilirsiniz. İşte dili değiştirebilirsiniz. Veya işte benim bizim fakültenin sayfasını ben doğrudan yönetebilirim. O yönetim bölümüne geçebilirim. İstersem de ana sayfadan giderim oraya. Şimdi gelelim profile. Profilde neler bulunuyor? Şimdi profilinizin dolu olması çok önemli arkadaşlar. Eğer profiliniz doluysa CV'niz de doludur anlamına geliyor bu. Öncelikle bakın burada adınız soyadınız yazıyor. Profil fotoğrafınız ve bir Twitter'dan alışık olduğumuz üzere bir arka planımız var. Ben burada Master of Science yani yüksek lisans yaptığımı belirten bir ibare koydum. Bunu koymak zorunda değilsiniz ama genelde yüksek lisans yapanlar hatta doktora yapanlar mesela buraya PhD yazıyorlar. Hocalarımız da işte doktorasını bitirdikten sonra ünvan aldıkları zaman buraya ünvanlarını yazıyorlar ki daha rahat tanınırlık olsun. Burada adresiniz yazar, hani belirttiğiniz il yazar ve 500'den fazla bağlantınız varsa burada 500 artı bağlantı yazar. Bir de iletişim bilgileri bölümü var. Burada üstte çalıştığınız kurum, bir altında da eğitim aldığınız kurum yazıyor. Benim araştırma görevlisi olarak çalıştığım kurum da aynı. Yüksek lisansıma, tezime devam ettiğim kurum da aynı olduğu için aynı şekilde yazılmış. Normalde üstte çalıştığınız yer olur. İkinci bölüm burada hakkında kısmı. Hakkında kısmında öncelikle hangi sektörde veya işte hangi alanda, hangi yetenekte uzmanlığınız ve deneyiminiz varsa bunu burada belirtiyorsunuz. Ondan sonra da genel olarak ne iş yaptığınızı yazıyorsunuz. Aslında benim bu mesela hakkında kısmı zayıf benim profilimde. Benim gördüğüm diğer profillerle karşılaştırıldığında. Hatta size bugün birkaç tane böyle güzel 3 tane profil seçtim. Hem böyle dolu dolu hem de profesyonel görünen. Onları sizinle isterseniz paylaşırım. O profillere de bakarak kendi profilinizi daha böyle profesyonel hale getirebilirsiniz. İşte demişim ki 2 yıllık uluslararası satış operasyon ve lojistikte tecrübem var. Şu an işte akademik çalışmalar yürütüyorum lojistik alanında ve tedarik zinciri yönetiminde. Geçmişte ihracat uzmanı olarak Sepox firmasında çalıştım. Satış Orta Doğu, Güneydoğu Asya ve işte Avrupa'ya yapılan satışlardan sorumluydum diye böyle bir ufak hakkında yazmışım. Aslında buranın daha dolu ve daha uzun olması gerekiyor ve doğru kronolojik sırayla yazılıyor olması gerekiyor. Bunu birazdan göstereceğim örneklerde.
göreceğiz. Profilinizi kimler görüntüledi? Ana sayfada görmüştük. Ücretsiz olarak son görüntüleyen 5 kişiyi gösteriyor. Yine gönderilerinizi kaç kişinin gördüğünü buradan görebiliyorsunuz. Son olarak burada aramada görüntülenme diye bir şey var. Yani bir kişi sizi arama yap bölümünden isminiz, soy isminizle veya işte çalıştığınız yerle bir şekilde bu arama bölümünden bulduysa burada görünüyor. 2 Mart ile 9 Mart arası yani bir haftalık süreçte toplam 53 kişi beni üstten arayarak bulmuş. Arama çubuğundan bulmuş. Tabii bunların detayını görmek için yine premium üyelik istiyor. Bize bu noktada şu an gerekli değil. Devam edelim. Faaliyet bölümü var. Burada bir gönderi oluşturabiliyoruz. Yani geçmişte paylaştığımız önemli şeyleri diyelim ki mesela akademik 3-4 tane makale paylaştım. Ben onları buraya sabitleyebiliyorum bu bölümü. Deneyim bölümünde de çalıştığınız ve staj yaptığınız yerleri buraya yazıyorsunuz. Bakın en eskiden en yeniye doğru yazmışım ben. Burada önemli olan şey şu. Öncelikle burada çalıştığınız pozisyon altında da çalıştığınız firma yazıyor. Ve hangi tarihte işe başladıysanız o da belirtiyor. Ve toplam çalışma süreniz de yanında belirtilmiş iliyle birlikte. Burada sizin yapmanız gereken şey, bunu bakın doldururken şöyle yeni kısmına basıyoruz. Yeni bir iş dolduracaksak. Önce ünvanımızı, istihdam türümüzü, tam zamanlı mı çalışıyoruz, işte stajyer miyiz vesaire neyse burada bunu giriyoruz. Şirketi giriyoruz, konumunu giriyoruz, başlama tarihimizi giriyoruz. Sonrasında da bir açıklama giriyoruz. Bu açıklamada biz istersek çalıştığımız kurumu tanıtabiliriz. İstersek de orada ne yapıyorsak onu söyleyebiliriz. Bakın ben burada demişim ki tedarik zinciri ve lojistik üzerine akademik araştırmalar ve çalışmalar yürütüyorum diye belirtmişim. Mesela eski firmamda ne demişim? Managing Foreign Trade Process According to Company's Quality Standards. Yani firmanın kalite standartlarına göre dış ticaret süreçlerini yönetiyorum. Following up overseas transactions and sales documentation. Yani satışla ilgili ve operasyonlarla ilgili dokümantasyonu yapıyorum. Ensuring the complete process internal external customers and providers coordinate the as quick, cost efficient and legal as possible demiş. Burada da yurt içi ve yurt dışındaki müşterilere koordineli bir şekilde en hızlı, en maddi olarak uygun ve legal şekilde süreci tamamlanmasını sağlıyor diye böyle bir ibare kullanmışım. Bu genelde dış ticaret uzmanlarının kullandığı, yaptığı işleri gösteren bir yazı. Bunu siz de isterseniz benim profilimden alıp kullanabilirsiniz. Yarın bir ithalat veya ihracat departmanında çalışırsanız. Yine bakın ikincisinde de ben çalıştığım, staj yaptığım, Hindistan'da staj yaptığım firmanın bilgilerine girdim buraya. Hani firmanın eğer böyle bir kendini kısaca anlattığı bir şey varsa onu da buraya girebilirsiniz. Yine işte bir dergimiz vardı Ankara'da. Ben onun sosyal medya işlerini yapıyorum. İşte planlama, uygulama ve izleme kısmını yapıyorum. Sosyal medya hesaplarının diye burada belirtmişim. Mesela işte bir gümrük müşavirliği firmasında staj yapmıştım. Bununla ilgili bir şey yazmamışım. Bu mesela benim profilimde bir eksidir. Burayı mesela benim düzeltmem gerekiyor aslında. Gelelim eğitim bölümüne. Eğitim bölümüne genelde lisans ve yüksek lisans ve varsa doktora yazılıyor. Sadece lisansınız varsa buraya bunu girmeniz yeterli. Kimi profillerde ben lise eğitimini de görüyorum ama ben çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Eğer çok böyle ünlü bir liseden mezun değilseniz, mesela işte Robert Koleji'nden mezunsanız, hani görünmesi açısından ne bileyim buraya yazabilirsiniz ama hani genelde tercih edilmiyor. Burada mesela ben Gazi Üniversitesi bachelor's degree bu arada lisans demek arkadaşlar. Lisans mezuniyeti demek. International Trade, uluslararası ticaret bölümünden mezun olmuşum. Bakın şurada bir 363 yazıyor. Bu şu. Burada şunu ben düzenlemeden hemen göstereyim size. Okulu, dereceyi, bölümü girdikten sonra bakın burada not diye bir bölüm var. Buraya eğer not ortalamanız iyiyse ve bunu göstermek istiyorsanız bunu buraya yazabilirsiniz. Yine faaliyet ve topluluklar. Mutlaka siz de Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde öğrenci olduğunuzu belirtiyorsanız, eğer topluluğumuzda da görev alıyorsanız, sıfırdan zirveye girişimcilik topluluğu diye mutlaka, bakın bu bölüme mutlaka yazın. Çünkü bu firmalar çok önemsiyorlar. Yine
Varsa yüklemek istediğiniz fotoğraf, video, sunum vesaire, onları da buraya ekleyebilirsiniz. Üstüne bir de açıklamada yazabilirsiniz. İsterseniz link olarak da buradan bir şey bağlantı sağlayabilirsiniz diyeyim. Şöyle iptal edeyim. Bunu da şöyle kapatayım. Pekerle hocam, topluluk bölümüne sadece genel kurulda olmaktan ziyade üye olmak da oraya yazmamız için yeterli mi? Tabii, üyeyseniz de mutlaka yazın. Şimdi toplulukla ilgili yapılan şeyleri de nereye yazacağınızı burada göstereceğim. Şimdi lisanslar ve sertifikalar bölümü var. Burada eğer bir kurumdan veya işte bu bizim topluluğumuz da olabilir, bir sertifikalı bir eğitim düzenlendiyse, bir workshop'tan, siz bir belge aldıysanız veya bir sertifikanız varsa onu da mutlaka buraya yazın. Bakın işte COVID-19 ile ilgili ben bir Harvard Medical School'dan bir kısa bir eğitim almıştım, bir workshop almıştım. Mesela onu buraya girdim. Verildiği tarih ve işte sona erme süresini de burada giriyorsunuz. Yine ben Hindistan'da TG Labs diye bir yerden Amazon Web Services workshop'u almıştım. Mesela bunu buraya girebiliriz. Mutlaka burada eğer bir etkinlik yapıldıysa ve siz bundan bir sertifika elde ettiyseniz, bu katılım sertifikası da olabilir, başarı sertifikası da olabilir, fark etmez. Mutlaka buraya yazın. Eğer bu mesela topluluk veya işte aldığınız kurum LinkedIn'de mevcutsa bu şekilde, bakın fotoğrafta çıkıyor. Mesela Harvard Medical School'un logosu burada görünüyor. Geldik gönüllü deneyimlere. Ben lisedeyken Comenius projesinde yine sosyal medya işleriyle uğraşıyordum. Buraya gönüllü deneyimler kısmına yine toplulukta bir görev aldıysanız mutlaka buraya yazın. Bakın ben de lisansla kariyer yönlendirme topluluğunda yine sosyal medya işleriyle uğraştığım için bakın onu buraya yazdım. Buraya mutlaka bunu girin. Yani topluluğa üyeyseniz mutlaka burada faaliyet ve topluluklar kısmında mutlaka belirtin. Eğer bir sertifikanız varsa burada belirtin. Eğer o toplulukta bir görev aldıysanız da mutlaka bu aşamada belirtin. Şimdi gelelim yetenek ve onaylar kısmına. Şimdi bunu sunumda da bahsetmiştim. Buraya siz istediğiniz şekilde bazı yetenekler ekleyebiliyorsunuz. İşte mesela sektör bilgisi kısmına ben ithalat ihracat, işte grafik dizayn, işte satış, pazarlama, video editleme, işte iş geliştirme, iş stratejisi, sosyal medya yönetimi gibi şeyler eklemişim. İşte araçlar ve teknoloji kısmına ofis programlarını ve Amazon Web Services'e eklemişim. İşte sosyal yeteneklerde negotiation ve management eklemişim. Dillerde İngilizce'yi eklemişim. İşte diğer yetenekleri trademap üzerinden pazarlama araştırması yapabiliyorum. Onu eklemişim. Bir de dijital pazarlama deneyimi eklemişim. Şimdi bu gördüğünüz yeteneklere insanlar oy verebiliyorlar. Yani bakın benim işte international trade demişim, burada uluslararası ticaret demişim ve burada bakın bu kişi ve bu kişiden başka 6 kişi, toplamda burada 7 kişi bana bunda oy vermiş. Yani demiş ki bu kişi bu yetenekte başarılı. Bu da ne demek? Bu da kolay yollan referans demek. Yani siz burada bu yeteneğinizi eğer doğru şekilde profesyonel hayatta gösterdiyseniz kişiler gelip sizin profilinizde evet gerçekten bu kişi bu işi doğru şekilde yapabiliyor, gerçekten bu yeteneği var diye burada size onay verebilir. Onay sayınız da ne kadar yüksekse yine o kadar profesyonel görünürsünüz. Gelelim tavsiyeler bölümüne. Şimdi tavsiye de verebilirsiniz biriyle ilgili, tavsiye de alabilirsiniz. Ne demek bu tavsiye? Daha önce bu kişiyle aynı yerde çalışmış olabilirsiniz. Benzer bir projede yer almış olabilirsiniz. Veya işte kişi sizin müşterinizdir veya siz onun müşterisinizdir. Eğer sizden bakın tavsiye isteyin diye bir bölüm var. Buradan tıkladığınız zaman herhangi bir kişiden tavsiye isteyebilirsiniz. Yani ne demek bu? Size aslında bir ne denir? İyi niyet yazısı belirtiyor bu kişi işte. Bu projede beraber çalıştık, bu şirkette beraber çalıştık. Şu alanlarda başarılıydı diye böyle size olumlu bir referans oluyor bu bölüm. Mesela ben burada Hindistan'daki staj yaptığım firmada çalıştığım bir arkadaşım vardı. O mesela benimle ilgili buraya yazmış. İşte biz iş geliştirme ve satış projeleri yürüttük. İşte Çağdaş'ın yeteneğinden etkilendim zor müşterilerde gibi. Bakın böyle gayet böyle güzel. Hani dışarıdan bakıldığında özellikle
size böyle olumlu referans olabilecek şekilde şeyler oluyor. Hocalardan da mutlaka isteyin. Hocalarımızdan da mutlaka isteyin. Hani size burada tavsiye yazsınlar. Yarın iş hayatınız için bu da çok değerli olur. Gelelim başarılar bölümüne. Şimdi başarılar bölümünde önce dile ekliyoruz arkadaşlar. Türkçe'yi buraya mutlaka ekliyoruz. Çünkü Türkçe bizim ana dilimiz. LinkedIn'de ana dil diye bir sekme de olduğu için, yani seçilebilir bir yer olduğu için Türkçe'yi de mutlaka ekliyoruz. İngilizce'de ben tam profesyonel yetkinlik dedim. Yani profesyonel işlerimi İngilizce ile yapabiliyorum demek bu. Orta düzey de seçebilirsiniz. İşte başlangıç düzeyi de seçebilirsiniz. Veya artık hani o dilde native speaker dediğimiz ikinci dil yetkinliği yüksek bir kişi olduysanız onu da yine bakın Türkçe gibi ana dil veya ikinci dil yetkinliği olarak burada girebilirsiniz. Bu da sizin İngilizce seviyenizi karşıdaki kişinin görmesini sağlıyor. Gelelim kurs bölümüne. Kurs bölümüne İngilizce kursu olabilir, dış ticaret kursu olabilir, pazarlama kursu olabilir, diksiyon kursu olabilir. Herhangi bir kursa gittiyseniz mutlaka onları da burada belirtin. Çünkü bunlar da yine dediğim gibi çok fazla inceleniyor. Onur ödül bölümü var arkadaşlar. İşte ben Gazi Üniversitesi'ni ikinci ve yüksek onur öğrencisi olarak bitirdiğim için buraya bunu mesela yazdım. Bu tip bir başarınız varsa, aldığınız bir ödül varsa onu da mutlaka buraya yazın. Yine organizasyon bölümü. Organizasyon bölümünde de yine toplulukta görev aldıysanız, toplulukta üyeyseniz yine buraya da mutlaka yazın. Toplulukla ilgili yaptığınız bir şey varsa. İlgi alanları bölümünde de burada benim yine yatak ve mobilya ile ilgili bir üye olduğum bir grup var. İşte ben yine tekrar onunla ilgili bir şey gösteriyorum. Gazi Üniversitesi'ni takip ediyormuşum. Doğuş Otomotiv'i, Google'ı ve yine üniversitemizin mezunların grubunu takip ediyormuşum. Onlar da burada ilgi alanları bölümünde görünüyor. Mesela işte bakın Ramazan Bayar mesela bana arkadaşlık bağlantı isteği göndermiş. Özür dilerim, arkadaşlık değil bağlantı. Ben buradan kabul ettiğim zaman kendisiyle bağlantı kurmuş oluyorum. Şimdi burada size göstermek istediğim 3 tane profil var. Bu profiller yabancı. Sizin de tabii dikkatinizi çekmiştir. Benim de profilim dahil olmak üzere birçok profil. İnsanlar farklı ülkelerden olsa da İngilizce. İngilizce olmasının da sebebi şu. Daha profesyonel görünmek ve dünyada daha böyle bilinir hale gelmek için. Bizim de bölümümüz gereği zaten İngilizce olmazsa olmazımız. Çünkü dış ticaret, işte uluslararası ticaret dediğimiz alan zaten İngilizce gerektirdiği için, hani bizde o bir yetenek olarak olması gerektiği için mutlaka profilimizde İngilizce olursa daha ilgi çekici olur. Diyelim ki bir dış ticaret uzmanlığı işine başvurdunuz. Profiliniz Türkçe ise kale alınma durumunuz biraz düşebilir. Şimdi bu kişinin profilini inceleyelim. İsmini, soy ismini belirtmiş. Hangi görevlerde bulunduğunu yazmış. İşte CEO'ymuş. Ne denir bu? İş yöneticisiymiş. İşte real estate advisor'mış. Yani emlak danışmanıymış. İşte eğitimciymiş. Danışmanmış. Konuşmacıymış. Yazarmış. Şimdi bakın. Bu kişinin hakkında yazdığı bölüm şeye bakın. Yani benim profilimde çok böyle kısa 2-3 cümlelik bir hakkında bölüm varken bu kişinin gayet uzun. Bunun da sebebi şu. Bu kişi zaten çok tecrübeli bir insan belli ki ve zaten kendisi yazar da olduğu için profilini güzelce doldurmuş. Çok kısa böyle işte hani ne yaptığını da okuyalım. İşte I'm an accomplished business and real estate executive, speaker and author with a flair for transforming organization diye böyle yazmış. Yani kendini işte emlak danışmanı olduğunu, konuşmacı olduğunu, yazar olduğunu her türlü şekilde hangi firmalarda daha önce çalıştığını bakın. Demiş ki leading companies, yani önde gelen firmalarda satış hedeflerinin çok daha üstüne çıkmış. İşte Crossman and Company ve Trimble Crowe Company diye burada belirtmiş. Currently demiş, şu anda yaptığı işte bir danışmanlık veriyormuş organizasyonlara, işte yöneticilere ve eğitim kurumlarına. Onların işte kurulması ve devamlılığının sağlanması için. Siz de aynı buradaki mantıkla
hakkında kısmını yazabilirsiniz. Yani bu kişilerden böyle bakıp görebilirsiniz. Bu kişi 3 tane temel yeteneğini de buraya yazmış. Demiş ki işte stratejik vizyona sahip ve gelir arttırıcı demiş. İşte burada bahsetmiş nasıl bir hizmet sunduğunu. İşte iş geliştirme ve müşteri ilişkilerinde yine uzman olduğuyla ilgili burada bir şey belirtmiş. Yine işte liderlik ve yetenek yönetimiyle ilgili yine tecrübesini burada paylaşmış ve bununla ilgili açıklama yapmış. Bu tabii şu an öğrenci olarak doldurması zor bir alan. Çünkü çok fazla tecrübeniz olmadığı için çok fazla buraya yetkinlik yazamıyorsunuz. Ama dediğim gibi hiç olmamasından çok daha iyi. En azından kısa bir şeyden bahsetmek, nerede okuduğunuzu, işte daha önce yaptığınız stajları vesaire, onları belirtirseniz burada en azından düzgün bir görünüş elde edersiniz. Öne çıkarılan, bakın, kendi yazmış olduğu, paylaşmış olduğu işte makale olabilir veya herhangi bir görüş olabilir. İşte YouTube'da mesela muhtemelen konuşmalarından birkaç tanesini buraya öne çıkarılan bölümüne koymuş ki insanlar kendisini takip ettiğinde görebilsin. Bakın faaliyetlerini, işte yorum yapmış, yine bir sürü şeye yorum yapmış, paylaştığı şeylere vesaire de bakabiliriz. Gelelim deneyim bölümüne. Bu şirkette başkanlık yapıyormuş. Bakın yine burada hangi görevde olduğunu ve ne yaptığını kısaca anlatmış. Burada da kurucu ve yazarmış kendisi bu Crossman Career Builders'ta. İşte burada da yine oranın kısa böyle hikayesiyle ilgili şeyler yazmış. İşte daha önce CEO'luk yaptığı firmayı vesaire yazmış. Bir de şöyle bir bölüm var. Bu bende yoktu. Sebebi de şudur. Şimdi bu firmada bir kişi, yani bu adam daha doğrusu, bu firmada işe başladığında muhtemelen şuradan başlamış. Yani Governing Committee'de başlamış ve sonrasında 5 yıl çalıştıktan sonra da 2017'de tekrar işte şu pozisyona gelmiş diyebiliriz. Burada böyle bir yükselme durumu varsa aynı şirkette, yine onu da buraya yazıyoruz. Diğer firmada da yine aynı şekilde belirtmiş. Eğitim alanında bakın hangi üniversiteden mezunsa onu belirtmiş. Yine bakın faaliyet ve topluluklarda Real Estate Society'den bahsetmiş. Yani bizim burada aynı şeyde bahsedeceğimiz gibi, topluluktan bahsedeceğimiz gibi burada bahsetmiş. Aldığı lisansları ve sertifikaları da yine bahsetmiş. Bakın verildiği tarih, sona erme süresi var mı diye. Hatta yeterlilik belgesi, eğer bir link destekleyebiliyorsanız koyarsınız buraya. Doğrudan sizin şeyinize de gider. Verdiğiniz linke de gider. Gönüllü deneyimlerini bakın yine belirtmiş. Bakın yetenek ve onaylar, yani 99 kişiden fazla kişi bu beyefendinin emlak danışmanlığına mesela oy vermiş. İşte bir sürü burada kendisi yazmış. Hepsine bakın bir sürü oy gitmiş. 45 tane referans almış, tavsiye almış. 58 tane referans vermiş. Bu da yine çok ciddi, büyük bir rakam. Organizasyon bölümü var arkadaşlar. Burada bakın hangi organizasyonlara katıldıysa onları belirtmiş. İşte bir projede yer almışsa onları belirtmiş. Yine onur ve ödülleri, bakın işte Top Business 500 Business Leaders'a girmiş. İşte Florida Trends dergisinin yaptığı 500 iş liderinden mesela biriymiş bu kişi. Buraya bunları yazmış. Yine ilgi alanları da takip ettiği yerler. Ya bu iki profilde gösterebilirim ama hepsi genel olarak aslında aynı şeyi anlatıyor. Dolu bir hakkında bölümü, gerçekten sizinle ilgili bilgileri verebileceğiniz, eğer varsa paylaşımlarınız, öne çıkarılanlar, deneyimleriniz varsa çalıştığınız yerler, staj yaptığınız yerler, eğitim aldığınız kurum, lisanslar, sertifikalar, gönüllü deneyimler, yetenekleriniz, tavsiye alıp verilmesi ve bu başarılar bölümü. Şimdi benim anlatacaklarım temel olarak bu kadar. Sizin varsa sormak istediğiniz sorular, onlar üzerinden ilerleyebiliriz. Hocam öncelikle çok teşekkür ederim anlatımınızdan dolayı. Benim çok, yani ben yeni giriş yaptım bu platforma. Hı hı. Toplulukla alakalı yaptığımız etkinlikler organizasyon sekmesinde mi duruyor? Bir de şöyle bir şey var. Eğer herhangi bir
aktivite yapmadıysak ilk etapta organizasyon ilişkisi sertifikalar bölümü gözükmüyor. Yani ekleyebileceğimiz bir sekme profilimizde gözükmüyor. Bunu ben hallettim ama yeni girecek olan arkadaşlar için bir tanıtım olur en azından. Onun tam olarak hangi sekmeden açıldığını gösterebilir misiniz? Herhangi bir sertifika eklediğimiz zaman mı? Tabii mesela bakın şurada artı bölümü var. Buradan aldığınız sertifikanın ismini, işte herhangi bir hangi organizasyon aldıysanız onun bilgisini, işte alınma tarihini, sona erme tarihini, gün, yıl olarak, yeterli kimliği eğer varsa, genelde böyle uzun, yani ne derler ona, uluslararası geçerli sertifikaların uzun bir kimliği oluyor. O kimlikle birlikte hani tarama da yapılabiliyor. Onu buraya girebiliyoruz. Yine onun bir URL'si varsa onu da buradan bağlantı verebiliriz. Onun dışında yine gönüllü deneyimlere de aynı şekilde buradan bakın artı işaretinden ekleme yapabiliriz. Burada şöyle Kubilay'ın söylediği şeyi, yani toplulukla ilgili kısmı çok kısa bir daha değineyim. Toplulukla ilgili mutlaka, eğer toplulukta faaliyette bulunduysanız mutlaka eğitim bölümünde, üniversitenin içerisinde mutlaka bunu yazalım. Topluluğun adını buraya mutlaka yazalım. Eğer bir sertifika aldıysak onu da mutlaka buraya girelim. Son olarak günün deneyimler kısmında toplulukta görev aldıysak onu da buraya mutlaka yazalım. Yani bu üç bölümde toplulukla ilgili şeyleri girersek başarılı olmuş oluruz. Onun dışında var mı bir sorunuz? Pekala, katılım belgeleri lisans ve sertifikalar bölümüne eklenebilir mi? Eklenebilir. Yani o genelde ekliyorlar. Benim gördüğüm katılım belgesi de olsa, başarı belgesi de olsa, yani bir kurs varsa eğer, o kursu bitirip bir başarı sertifikası da almış olabilirsiniz. Veya sadece öyle katılım sertifikası da veriyor olabilirler. İkisini de ekleyebilirsiniz. Benim mesaj şu, gerçi bu sonunda bir sınav da oldu ama katılım belgesi sayılabilir. Yani o yüzden eklemekte bir sakınca yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Onun dışında sorusu olan arkadaş varsa. Ozan, seni dinliyorum. Evet, benim sorum oldu etti hocam. Hocam şimdi LinkedIn olmasaydı ama LinkedIn gibi iş dünyasına hitap edebilecek bir uygulama. Mesela günümüzde kullandığımız sık uygulamalardan Facebook, Instagram vesaire. LinkedIn olmasaydı bunlardan hangisi olurdu? Biraz değişik bir soru Facebook oldu. Facebook olurdu. Aslında Facebook'ta oluyor. Şimdi şöyle, ben işte ilk işe girdiğim zaman, daha doğrusu ilk staj yaptığım zaman benden böyle yurt dışında müşteri bulmamı istemişlerdi. Tabii o zamanlar çok böyle LinkedIn'i kullanmadığım için Facebook'ta böyle arama çubuğunda arattığımda şeyi gördüm. Bu işte demin burada bahsettiğim gibi işte profesyonellerin oluşturduğu gruplara benzer gruplar gördüm. Yani işte yatak sektöründe çalışan insanlar bir grup açmışlar ve oraya dahil olmuşlar. İşte bir sürü böyle sektörden insan görmüştüm. Oralara girip de oradan da böyle müşterilerle görüştüğüm, hatta satış yaptığım da oldu. Hani Facebook biraz daha buna uygun ama diğerlerinde böyle bir topluluk olarak bir araya gelmek daha zor olduğu için, bir hani grup kavramı çok olmadığı için, işte Instagram'da veya Twitter'da hani popüler olanlardan söylüyorum, öyle bir durum olmadığı için daha çok Facebook'ta oluyordu. Muhtemelen yine Facebook olurdu. İkinci bir sorum daha olacaktı hocam. Tabii. LinkedIn'de profilimize girdiğimiz sertifikaların mezun olduğumuz veya iş aradığımız pozisyona uygun olması zorunda mı? Mesela ben gastronom okuyorum ama kalkıp da Word'den eğitim almışsam bunu oraya koymalı mıyım? Tabii koymalısın. Hatta daha iyi olur. Çünkü yani genelde şöyle böyle tek düze gitmiş insanlar çok fazla böyle eğitim hayatta tercih edilmiyor. Zaten böyle hani farklı alanlarda yetenekleri olan insanları daha çok tercih ediyor. Özellikle büyük firmalar. Hani buna dikkat ediyorlar. Yani onda bir sıkıntı yok. Yani ne eğitim aldıysan, ne sertifikan varsa mutlaka gir. Hani böyle işte çok görünür vesaire demeye gerek yok. Hani ben bu işte profilde en alttaki şu şey kısmında, şu başarılar kısmında böyle 150 tane organizasyon yazan birinin profilini de görmüştüm. Yani bayağı böyle 150 tane yazmış. Hiç üşenmeden tek tek yazmış. Bunda bir şey yok yani. Anladım. Bir beis yok yazmakta. Bir tane daha soru soracağım.
Tabii. Bütün arkadaşlarım soru hakkını alıyorum, kusura bakmasınlar. LinkedIn'de işverenlerin özellikle dikkat ettikleri şeyler nelerdir? Mesela bunu 5 madde olarak saysak. Hemen. Tamam. Öncelikle bir kere profil resmine çok dikkat ediyorlar. Tamam. Yani mesela ben burada kullandığım profil resmi daha böyle vesikalık bir fotoğraf. Varsa hani elinizde daha böyle hani resmi kıyafetlerle çekilmiş olduğunuz bir fotoğraf varsa onu koyabilirsiniz. Ama ben birçok profil görüyorum böyle. Hani Instagram'da profil resmi yaptığı fotoğrafı burada da profil resmi yapıyor. O pek hoş bir intiba sağlamıyor yani. Hani bir de yüzünün böyle tanınırlığını şey yaptığı zaman, etkilediği zaman, işte efektli vesaire olduğu zaman biraz daha böyle profesyonel olmayan şekilde görünüyor diyebilirim. Bu birinci kısmı profil resmi. İkinci kısmı hakkında bence çok en fazla buna bakılıyor ikinci olarak. Yani hani bu kişi ne yapmış geçmişte, bunu kesinlikle inceliyorlar. Onun dışında deneyim kısmı var. Üçüncü olarak. Geçmişte bir deneyiminiz vesaire varsa buna bakıyorlar. Eğitim kısmına bakıyorlar. Bir de yetenek kısmına bakıyorlar. Yani bu kişi, ya diyelim ki şöyle, siz çok yetenekli bir insan olabilirsiniz ama başvurduğunuz pozisyonla ilgili bir yetenek buraya yazmadıysanız, bu sizin o yeteneği yetkin, kendinizi bile yetkin görmediğiniz anlamına gelir. Bu şekilde de bir başvuru yaparsanız ve firmada bunu görürse muhtemelen kötü bir intiba oluşturur.